Ne olacak şimdi bu kapı? Bu kapıdan geçince paralel evrene geçiş yapıyoruz. Öyle şey olur mu lan? 10 bölüm zaman makinesi çektik PlayStation koluyla. Nereden baksan 10 bölüm de yalan makinesi çektik hoparlörle. Hepsine inanıyorsun, bu kapıdan geçince paralel evrene geçtiğimize mi inanmıyorsun? Ben hiçbirine inanmamıştım. Paralel evrene geçiş yaptık. Nereden biliyorsun? Baksana abi, araçlar yayalara yol veriyor. Bu adam niye iş ilanına bakıyor peki? İş ilanı olduğuna emin misin? Birader, ne ilanına bakıyorsun sen öyle? Eleman ilanına bakıyorum. Malum işsizlik gitmek üzere. Eleman bulamaz olduk. İşverenler eleman mı arıyor? Şartlar ne peki bu elemanların? Üniversite mezunu, en az 3 yabancı dil bilen, bayan işveren arıyor çoğu. Az bile yapıyorlar. Yıllarca iş arayanlar uğraştı sizin saçma sapan isteklerinizle. Biraz da siz uğraşın. Allah rızası için biraz para alın. Alın. Allah ne muradıma söylesene. Kayıtta mıyız? Kayıttayız İzzet emmi. Kefe kef katarmış, kahvenin kaynaması, eşya yoldan çıkardırmış, sıfanın oynaması. Ver oğlum müziği. Nereye gidiyor bu yaşlılık? Taksi! Kesin değişim saatidir. Yok abi, ne değişimi? Devam etsin, bizimki kısa mesafe. Atla abi, ben de kısa mesafe yolcusu alıyordum. Yanlış anlamazsan sana bir şey soracağım. Sor tabi abi. Yolu uzatmak varken neden kestirmeden götürüyorsun bizi? Taksimetre az yatsın diye. Dövizde son durum ne? Sen bilirsin. Euro 11, dolar 10 da en son. Bu para nasıl 10 dolar yapıyor hala anlamış değilim. Suriye meselesine ne diyorsun peki? 30 milyon olmayanlar sınır dışı edilmeye devam ediyormuş. Adamlar da haklı. Bütün Avrupa akın akın Suriye'ye girmeye çalışıyor sınırlardan. Bunlar niye toplanmış kapının önüne? Ne oldu burada? Aşkına karşılık verilmediği için öldürüldü. Yine bir kadın cinayete kurban gitti desene. Ne kadın abi? Ölen erkek. Erkek mi? Her gün bir erkek vahşice öldürülüyor ama kimsenin sesi çıkmıyor. Bu paralel evren tam olarak ne oluyor? Benim kafam karıştı. Normal hayatta olan şeylerin tam tersi gibi düşün abi. Normalde kadın cinayetlerin önüne geçemiyorduk ya biz. Şimdi de erkek cinayetlerin önüne geçilmiyor. Şimdi senin söylediğine göre hava kararmadan bizim acilen eve dönmemiz gerekiyor. Niye ki? Çünkü bir kadın gece rahat rahat gezemiyorsa biz de gezemeyiz demek ki. Neyse, paralel evrende de olsa kadın cinayetlerinin bittiğini görmek güzel. Hadi size kolay gelsin.